Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 2021 yılında en çok çıkan örnek banko silah bilgisi sınav sorularından derlediğim soruları sizlerle beraber çözeceğiz arkadaşlar. 95, 96 ve 97. dönemde sizlere çıkacak özel güvenlik silah bilgisi sınav soruları. Özel güvenlik ayrıcalıklarından faydalanmak için katıl butonuna tıklayarak üyelere özel soruları da çözüp %100 başarılı olabilirsiniz. Arkadaşlar sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu videomuz arkadaşlar açıklamalı bir şekilde olacak, bilginiz olsun. Hem soruları çözeceğiz hem de konuları açıklayarak gideceğiz. Çok çok önemli. Birinci sorumuz, poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisi Melih için aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan üyelerden biri değildir? Nişan hattını ne oluşturur arkadaşlar? Gez, değil mi? Göz, hedef, arpacık. Bakın nişan hattını oluşturan üyeler. İlk akla gelenler değil mi? Gez, göz, hedef, arpacık oluşturur. Ama namlu ucu oluşturmaz. Bursa seçeneği burada. Doğru cevap. İkinci sorumuz, özel güvenlik görevlisi Tamer'in kullanmış olduğu görev silahının gerdel yayı kırılmış veya ters takılmışsa bu durum silahın hangi bölümünde arızaya sebep olur? A. Hazne arızası, B. Tetik takımı arızası, C. Nişan tertibatı arızası, D. Fişek arızası, E. İğne arızası. Evet arkadaşlar, burada da hazne şarjör arızasına sebep olur. Adana seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz, yıldızlı sorulardan, sık sık sınavda sorulan sorulardan arkadaşlar. Silahın temizliğine başlamadan önce ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Hemen silah sökülmeye başlanır. B. Tetiğe basılır. C. Sürgü çekilip bırakılır. D. Silah ölü noktaya çevrilip şarjör çıkartılır ve uzman ekip çağrılır. İlk yapılması gereken tabii ki arkadaşlar nedir? Silah ölü noktaya çevrilir. İçi dolu mu, boş mu, değil mi? Şarjör çıkartılarak bir kontrol yapılması gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Bakın. Sorumuza geçmeden önce, yıldızlı sorularımıza geçmeden önce ateşli silahlarda emniyet sistemleri nelerdir? Mandal emniyeti, kabza, şarjör emniyeti, horoz, tetik, ikaz ve iğne emniyetidir. Evet. Hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinde değildir? Kabza, mandal, iğne, şarjör ve namlu emniyeti. Bakın kabza emniyeti var, mandal emniyeti var, şarjör emniyeti var ve iğne emniyeti ve namlu emniyeti demiş. İğne emniyeti de var arkadaşlar. Sadece namlu emniyeti yoktur. Edirne seçeneği doğru cevap. Evet. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir? A. Atıcının kendine aşırı güveni. B. Atıcının silahını tanımaması. C. Atıcının aşırı unutkanlığı. D. Atıcının silahla sık sık gereksiz oynaması. E. Fişeğin hatalı olması. Evet. Burada da arkadaşlar fişeğin hatalı olması değil mi? Kişisel sebeplerden değildir. Edirne seçeneği doğru cevap. Yedinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir? Bakın ya, fişeğin ana unsurları, ana parçaları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Burada iki adet soru aldım. Şey, metal gömlek, çekirdek, alev kanalı, kurşun, kovan, kapsül, barut, çekirdek, çekirdek, metal gömlek, kurşun, barut, kovan, kovan dip tablası, alev kanalı, yanıcı ezza, kapsül kabı, kurşun, metal gömlek, çekirdek şeklinde verilmiş.
Fişeğin ana parçaları her şeyden önce bildiğiniz gibi arkadaşlar kova, kapsül, barut ve çekirdekten oluşur. Burada da bakın fişeğin unsurları demiş. Kapsül, çekirdek, kovan, barut fişeğin unsurudur. Yani ana parçalarıdır. Ama iğne ana parçası değildir. Evet bakın burada da doğru olarak verilen Bursa seçeneğidir. Evet hemen 8. sorumuza geçelim. Yine yıldızlı sorulardan. Gez ve arpacık yarı otomatik tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur? İğne mekanizması, namlu sürgü, şarjör ve çerçeve gövdede bulunur. Gez ve arpacık. Gez ve arpacık yarı otomatik tabancalarda sürgü kapak üzerinde bulunur. Gez, gör, arpacık. Sürgü üzerinde bulunur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 9. soru, yıldızlı soru. Aşağıdakilerden hangisi silahla ilgili emniyet kurallarından değildir? Bakın emniyet kuralları. Her silaha dolu muamelesi yapmak. B. Ateş etmeye karar vermedikçe parmağını tetik korkuluna sokma. C. Ateş etmeye karar vermedikçe namluyu ölü noktaya tut. D. Hedefini bil. Çevreni dikkate al. E. Şarjör çıkarmadan silahı sökmeye başla. Tabii ki kesinlikle yapılmaması gereken noktalardan birisi. Bakın arkadaşlar. Şarjör çıkartıp değil mi? Ölü noktaya öyle tutmamız gerekiyor. Burada Edirne seçeneği doğru cevap. Hemen diğer sorumuza geçmeden silahla ilgili size bilgi verelim. Silah nedir arkadaşlar? Silah uzaktan ya da yakından canlıları öldüren, yaralayan, etkisiz hale getiren, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan ve yok eden araç ve aletlerin tümüne silah denir. Silah çeşitleri ateşli, ateşsiz, biyolojik, kimyasal ve nükleer silahlardır. Silahlar genel olarak üç ana parçadan oluşur. Gövde, kapak, sürgü ve şarjörden oluşuyor. Silahın alt parçaları nedir? Namlu, fişek yatağı, hazne, kovan atma tertibatı, nişan tertibatı, ateşleme tertibatı şeklindedir. Arkadaşlar, evet. Şimdi burada da bakın önemli mutlaka sınavda soru geliyor. Dikkat edelim buraya da. Evet. Onuncu soru. Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tamamına nokta nokta denir cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Silah, tabanca, atış, tüfek, bıçak. Evet yine yıldızlı sorularımızdan arkadaşlar burada da silahın neyini vermiş tanımını yapmış değil mi? Adana seçeneği doğru cevap. 11. soru silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz? Biyolojik, ateşli, kimyasal, uzun namlulu, ateşsiz silahlar. Evet az önce de silahların sınıflandırılmasını yapmıştık arkadaşlar. Değil mi? Biyolojik, ateşli, kimyasal ve ateşsiz silahlar vardı ama uzun namlulu silahlar yoktu. Yani bu sınıflamada yer almıyor. Cevap Denizli seçeneği. Ve silahtan bahsedelim arkadaşlar. Silahın gördüğünüz gibi resimde de bakın işte arpacık, kapak, namlu, mermi göstergesi. Bakın buradan. Ayarlı gez ve horoz. Şurada görüyorsunuz horoz. Kapak çekme çizgileri. Şurası. Emniyet mandalı. Şurada. Kabza. Kabza vidası. Şarjör. Gövde çizgileri. Şarjör kilidi. Tetik, gövde, ergonomik tetik korkulu, yerine getiren yay, mil değil mi arkadaşlar? Silahı da buradan inceleyebilirsiniz.
Evet arkadaşlar, 12. Sorumuz da iki tane yine soru aldım. Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir? Çerçeve, şarjör, namlu, fişek yatağı, tırnak. Burada tabii ki uzak mesafelere gönderen nedir? Namludur, değil mi? Ceyhan seçeneğidir. 12'de ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir? Namlu, şarjör, kovan, gerder, sürgü. Evet, burada da yine aynı şekilde arkadaşlar, bakın bu sorunun farklı sorulması. Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçanın adı nedir? Tabii ki namludur, değil mi? Adana seçeneği burada doğru cevap. 13. sorumuz, tabancanın atış esnasında elle tutulduğu bölümüne ne denir? Kabza, sürgü, şarjör yuvası, horoz, sürgü tutucu. Evet, burada da kabzadan bahsediyor. Evet arkadaşlar, elle tutulduğu bölüm atış esnasında kabzadır. Adana seçeneği doğru cevap. 14. sorumuz, tabancaya şarjör takılı olmadığı sürece ateşleme sisteminin çalışmadığı emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Tetik, horoz, şarjör, mandal ve kabza emniyeti şeklinde verilmiş. Tabii ki şarjör sistemidir arkadaşlar. Çalışmadığı emniyet sistemi şarjör emniyetidir. Ceyhan seçeneği doğrudur. Silahın parçaları ve sökülüp takılması ateşli silahların ana parçaları nelerdir? Arkadaşlar, ateşli silahların ana parçaları namlu, ateşleme tertibatı, kovan atma tertibatı, fişek verme tertibatı, nişan tertibatı, emniyet tertibatı ve çerçeve, yani ana gövdedir. Evet. Nişan tertibatı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Gez, tırnak, arpacık, arpacık, gez ve horoz, iğne ve arpacık, gez ve arpacık, arpacık, gez ve iğne şeklinde bakın verilmiş. Tabii nişan tertibatı arkadaşlar gez ve arpacıktan oluşuyor. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 16. soruya geçmeden şarjörün kesitinden bahsedeyim. Arkadaşlar bakın, şarjör tüpü. Bu şarjör tüpü birinci. İkinci, şarjörün yayı. Üçüncü, evet bakın arkadaşlar, gerdel. Dört, şarjör kapağı. Beş ise şarjör kapak kilididir. Evet. 16. soru, parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle tetiğe artan oranda baskı yapmasına ne denir? Horoz kaldırma, dolduruş yapma, nişan alma, tetik ezme, şarjör çıkarma. Evet, burada da tabii ki tetik ezmedir. Denizli seçeneği doğru cevap. 17. soru, aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalardaki emniyet sistemidir? İğne, kabza, emniyet tertibatı yoktur. Şarjör ve horoz emniyeti şeklinde verilmiş. Burada arkadaşlar toplu tabancalarda emniyet sistemi yoktur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 18. Sınavda sorulan sorulardan, yıldızlı sorulardan birisi arkadaşlar. Rayyur'un tanımını sormuşlar. Ayiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere denir. B. Yivin set üzerinde bıraktığı izlere denir. C. Yiv ve setin namlu üzerinde bıraktığı izlere denir. D. Setin yiv üzerinde bıraktığı izlere denir. E. Fişek çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı izlere denir. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar, Rayyur'un tanımı yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere rayyur denir. Adana seçeneği doğru cevap. 19. sorumuz yine yıldızlı sorulardan. Ateşlenen fişek çekirdeğine yön ve istikamet vermeye yarayan metal boruya ne denir? Namlu, çap, fişek yatağı, kabza ve çıkarıcı.
Tabi burada da arkadaşlar namludan bahsediyor. Bakın Adana seçeneği doğru cevap. Evet. Arkadaşlar sorularda bir oynama olmuş. Evet, burada. Evet. Neden öyle anlamadım. 22. soru aşağıdakilerden hangi silahın tertibatlarında değildir? Ateşleme, kovan atma tertibatı, namlu, emniyet ve nişan tertibatı. Evet, burada da namlu, ateşleme, kovan atma, emniyet ve nişan var arkadaşlar. Namlu tertibatı yoktur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 23. sorumuz, bakın toplu tabancalarda tırnak nerededir? Namlunun altında, top yuvalarının önünde, tetik korkuluğunun önünde. Namlunun üzerinde toplu tabancalarda tırnak yoktur. Evet arkadaşlar, toplu tabancalarda tırnak yoktur. Cevabımız doğrudur. Hemen diğer soru, aşağıdakilerden hangisi gövde üzerinde bulunur? Bakın tetik, şarjör tüpü, çekirdek, boş kovan, kapsül. Tabii ki tetik bulunur. Adana seçeneği doğru cevap. Diğer sorumuz, atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur? A. Namlunun ısınması. B. Tabancanın iğnesinin kırılması. C. Şarjörün tabancadan çıkması. D. Şarjörde fişeğin bitmesi. E. Şarjör kilidinin bozuk olması. Evet, burada da dikkat ederseniz şarjörde fişeğin bitmesi, değil mi? Neticesinde olur. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Diğer soru, 27. soru arkadaşlar. Tırnağın kırılması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Tetik çekilemez. B. Tabanca dolduruş yapmaz. C. Fişek yatağına fişek sürülemez. D. Fişek ateşlemez. E. Boş kovan dışarı atılamaz. Evet, kırılması halinde boş kovan dışarı atılamaz. Doğrudur. Edirne seçeneği. Doğru cevap. 28. soru çok çok önemli yıldız sorulardan. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar, bu soru sınavlarda mutlaka geliyor. Sizin de bilmeniz gerekiyor. Öncelikle ne yapıyoruz? Birinci olarak yapmamız gereken şarjörümüzü çıkarmak, değil mi? Şimdi şıklara bakalım. Şarjörün çıkarması hangi seçenekte var? Bakın şurada 2 de var. Yani 2. Önce şarjörü çıkar diyor. Evet. Seçenekleri şöyle bir bakalım, hangisinde var? Sadece Ceyhan seçeneği de var. Bakın. Önce şarjörümüzü çıkardık. Sonra fişek yatağını boşaltıyoruz. Daha sonra kapak takımını çıkartıyoruz. Yerine getiren yayı çıkartıyoruz. Ve en son olarak da namluyu çıkartıyoruz. Evet, burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, namlunun tanımı nedir? Namlu, bakın, tabancada, tabanca nedir? Tabanca neye denir, değil mi? Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 santim dahil geçmeyen veya bütün uzunluğu 50 santim geçmeyen barut ve patlayıcı itici güç ile gülle, mermi, saçma, gaz ve diğer nesneleri atabilen ateşli silahlara ne denir? Tabanca denir. Evet, burada tabancanın tanımını bakın sormuşlar, yapmışlar. Hemen bizde tabanca nedir diyelim. Namlu içi yivset 6 adettir. Ve yönü sağa doğrudur. Tabancanın üretim amacı nedir? Yakın mesafelerde etkili atış yapmaktır. 40-50 metrelik mesafelerde etkili, başarılı vuruşlar için kullanılır. Tabanca çeşitleri: tek atışlı tabancalar, otomatik tabancalar, toplu tabancalar, gaz tabancaları, işaret tabancaları ve havalı tabancalardır. Tabancanın ana parçaları nelerdir? Çerçeve, gövde ve komple gövde. Tetik korkuluğu, kabza kapağı, çıkarıcı horoz, şarjör yuvası, şarjör çıkarıcı ile ilgili parçalar nedir? Tabancanın parçaları arasındadır. Yani çerçeve üzerindedir.
İkinci ana parçamız sürgü, kapak takımı. Namlu, emniyet mandalı, yerine getiren yay ve mili, sürgü kilidi, gez, arpacı, kovan, atması, boşluğu, tırnak, iğne, yayı, namlu yüzsü, yine kompensatör yani yön değiştirici sürgü kapak takımı üzerinde bulunur. Şarjör haznede ise şarjör tüpü hazne, şarjör kapağı, şarjör kapak kilidi ve yay ve gerdelden oluşuyor arkadaşlar. Evet. Burası da çok çok önemli. Sınavlarda mutlaka soru geliyor. Tekrarlamanız önemlidir. 29. soru. Ateşlenen mermi çekirdeğini hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne denir? Namlu, şarjör, kovan, gerder, sürgü. Burada da tabii ki namlu denir. Adana seçeneği doğru cevap. 30. soru aşağıdakilerden hangi silahın parçalarından değildir? Namlu, sürgü, kabza, horoz, harbi. Evet arkadaşlar, namlu, sürgü, kabza, horoz var ama harbi değil, değil mi? Edirne seçeneği. 31 aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlardan değildir? Topuz, tabanca, pala, kılıç, kama. Evet, burada da arkadaşlar topuz, pala, kılıç, kama ateşsiz silahlardandır ama tabanca, bakın adı üzerinde tabanca ateşli bir silahtır, değil mi? Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 32. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden olabilir? Gez ayarsız olabilir. B. Fişek arızalı olabilir. C. Sürgü kilit dişleri aşınmış olabilir. D. Namlu içindeki yiv ve setler aşınmış olabilir. E. Kabza kapakları kırık olabilir. Evet, burada da fişek arızalı olabilir arkadaşlar. Ateş almamasının nedenlerinden birisi Bursa seçeneği doğru. 33. sorumuza bakalım. Hazne nedir? Hazne boş kovandır. Dolu fişektir. Fişek yatağıdır. Fişek rampasıdır. Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir. Tabii burada da hazne arkadaşlar, atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere hazne denir. Çap nedir arkadaşlar? Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir. Yiv ve set sayısıdır. Namlu boyudur. Fişek yatağının çapıdır. Silahın kapasitesidir. Evet, burada da yiv ve set sayısı değil arkadaşlar. Çap şudur. Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir. Evet. Yani Adana seçeneği doğru cevap. Son sorumuz arkadaşlar. 35. sorumuz. Tam otomatik silah aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. İlk dolduruşun kullanan tarafından, müteakip doldurma ve boşaltmanın silah tarafından yapıldığı ve her tetik çekilişte tek mermi atan silahlardır. Tam otomatik silah sormuş, bakın. İlk dolduruş yapıldıktan sonra tetik çekili olduğu sürece atışa devam eden silahlardır. İlk dolduruş ve müteakip dolduruşların silah tarafından yapıldığı silahlardır. Her dolduruşun kullanan tarafından yapıldığı silahlardır. Hiçbiri şeklinde verilmiş. Tabii ki arkadaşlar, bu da tam otomatik silahta ilk dolduruş yapıldıktan sonra tetik çekili olduğu sürece atışa devam eden silahlardır. Evet, tam otomatik silah. Yani burada Bursa seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, 35 adet soru çözdük. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanala katılıp üyeler için hazırlanan özel soruları da çözüp %100 başarı elde edebilirsiniz. Herkese başarılar diliyoruz. Silah bilgisi testi bitti burada. Cevaplarınızı kontrol edin lütfen arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlar başarılı olmak istiyorlarsa mutlaka ve mutlaka kanala katılmayı ihmal etmesinler. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere, hoşça kalın.